Taktın mı düzleştiriciyi? Hazır mısın video için? Bakalım gerçekten olacak. Önce bir basalım, ısınmaya başlasın, derecesini birazcık yükseltelim. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün bir deney yapıyoruz. Ne deneyi yapıyoruz anneciğim? Saç düzleştireceğiz. Saç düzleştirme mısır kabuğu. Evet. Arkadaşlar eğer bunu siz de yapmayı... tam oraya geliyordum. Eğer bunu siz de yapmayı düşünüyorsanız öncelikle yanında bir büyüğünüz olsun lütfen. Şimdi ilkini ben yapayım, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım. Önce ben bir deneyeyim nasıl yanar. Her şey yanabilir. Düzleştirici gerçekten çok sıcak bir ürün. Evet anneciğim. Şimdi de şey yapacağız. Mısırı koyacağız içine. Düzleştirici çok soğuk. Ay çok sıcak. Çok soğuk demişim. Elimiz yanabilir. Dikkat et. Hadi getir mısırları, başlayalım. Makine çalışıyor, bir şey yok. Evet çok dikkatli bir şekilde ilk mısırımızı koydum. Allah düştü. Ben koydum, o düştü. Bir daha deneyelim. Ve an itibariyle mısırımızı koymayı başardım. Çok zor koydum mısırı. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şimdi bir süre bekleyeceğiz. Böyle yanıyor, çalışıyor değil mi? Evet çalışıyor 220 derecede. Bakalım mısır patlayacak mı? Heyecanlı mısır Rüya? Bir şey söyleyeyim. Mısır yerine makine patlıyor. Tövbe tövbe anneciğim ya. Düzleştiricim bozulursa çok üzülürüm. Ama yok ya. Ben eminim patlayacağına. Bekliyorum. Daha bekleyecek miyim ya? Görebilecek miyiz acaba patladığını? 1, 2, 3. Hala patlamadı. Bol. Ya korkutma beni. Tam. Neden beni korkutuyorsun? Bak şimdi patlayacak mısırımız. Bekliyorum. Bol. Rüyaya patlamazsa. Hadi ya patla, merak ediyorum. Rüya patlamıyor olabilir mi? Alev alabilirim. Annem niye alev alsın? Mısır normalde de ısıyla şey yapıyor ama düzleştiricinin ısısı yetiyor mu? Bunu ondan emin değilim. Bakalım. Tam. Derecesi de tamam. Hazır da. Rüya galiba patlayacak. Bunu neye dayanarak söylediğimi bilmiyorum. Şu an öyle hissediyorum evet, sadece. Evet patlıyor. Patlıyor mu dersin? Bir. Ha! Oha! Patladı, gördün mü? Aa burada. Aa valla patladı. Bir tane daha bak bakalım. Aç bakalım hanım. Nasıl tadı? Bir tane daha patlatalım mı? Yağsız susuz bizlik değil ama olsun. Bir daha deneyelim mi? Bu sefer iki tane koyacağız. Arkadaşlar gerçekten yağsız susuz patlıyor. Ama arkadaşlar patlıyor mu patlıyor. Bence fena da değil. Şimdi birkaç tane mısır koyacağız. Bakalım yine patlayacak mı? Ya iki tane koymuştum. Biri düştü Rüya ya. Üf. Hazır mısın patlamasına? Bayağı ses de çıkıyormuş yalnız değil mi? Bunları geri koy anneciğim. Bunları gerçek tuzlu yağlı yapalım ya. Ne dersin? Oh. Bakalım Rüya bunu çok yakına koymuşum. Baksana direkt göreceğiz patlama anını, hazırsan eğer. Yüzüne böyle pat. Sen niye ben bir zarar göreyim istiyorsun? Niye makinemi bozuyorsun? Allah! Üstüme patladı Rüya. Fırladı gitti. Yanar el. Aa! Rengi değişmiş. Şimdi gerçekten üstümde patlayacak, göreceğiz ikimiz de. Arkadaşlar deneyimizi sonuçlandırdık. Mısırlar gerçekten patlıyormuş. Şu an bu mısırı ellemeye cesaret edemiyorum. Ama mısırlar gerçekten patlıyormuş düzleştiricide. Ama yağsız susuz siz olun, tencereyi tercih edin. Birazcık ya birazcık tuz mis gibi değil mi anneciğim? Hatta bir şey diyeyim mi sana? O sinemadaki mısır, o tat, o koku, onu hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bir tek babasını da bulursunuz. Orta Deve Balkanlı. En iyi mısırcı. Efendim? Suluğun mu yok? Eczanede mi unutmuş olmalıyız? Evet, eczaneye götürmüştük suluğu. Çıkarken ben de aldığımızı hatırlamıyorum. Orada mı kaldı acaba? Önce bir emin olalım. Evde nereye koymuş olabiliriz? Tek tek bakalım. Eğer evde bulamazsak eczaneyi arayacağız. Yapacak bir şey yok. Gel birlikte Spider-Man'li çantana bakalım önce. Al bakalım çantayı. Bak bakalım içine. Neler var? Yok mu suluk? Emin misin? Eyvah. Kıyafet var. Kıyafet var. Suluk yok mu? Bakayım bir. Evet yok anneciğim. Rüyanın saati çıktı ama. Ne yapalım? Mutfağa. Etiket de var.
Etiketini koparalım. Haklısın anneciğim. Keselim orayı. Mutfağa bakalım. Belki gelip mutfağa koymuşuzdur. Gel bir kontrol edelim anneciğim. Buldun mu? Buldun mu burada? Bakayım buraya koyuyorduk biz. Aa, burada da yok. Baktım ya. Olabilir tabii, bir bakalım. Açalım dolabı. Aa, Rüzgar burada da yok. Eczanede mi kaldı sence? Dur ağlama dur. Bir dakika. Saate bir bakalım. Saat de 6:30 geçmiş. Bildiğim kadarıyla eczaneler 6:30'da kapanıyor. Dur bir eczanenin açık olup olmadığından emin olalım. Bekle bir arayayım eczaneyi. Merhabalar. Eczane değil mi? Ya ben bugün gelmiştim, alışveriş yapmıştım sizden. Evet, ilaç almıştık. Oğlumla birlikte gelmiştim. Oğlumun suluğunu evde bulamıyoruz. Orada unutmuş, bırakmış olabilir miyiz acaba? Oradaymış Rüzgar, bulduk suluğu çak. Peki bir şey soracağım size. Kaçta kapatıyorsunuz? 7'de mi? Saat 7'ye 20 var. O zaman hızlı gelirse kalabilir miyiz? Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Hemen geliyoruz, bekleyin. Gel koş, üstünü giyin anneciğim. Hemen eczaneye gidip suluğunu almalısın. Konuştun mu babanla? Geliyor mu seninle? Hadi o zaman giyin üzerine hızlıca. Babanla gidin alın, tamam mı? Koş. Koş abi, koş koş koş. Eczane kapanıyor, benim ne olsun? Evet, eczane kapanıyor. Eczane kapanırsa suluğun kalır orada. O zaman bütün geceyi orada geçirir ve o zaman gerçekten seni özler. Üzülür tabii. Hemen gel giyelim çoraplarımızı. Tamam mısın Rüzgar? Gel düzeltelim, gel. Gel düzelteyim hadi. Rüzgar hadi git güzelce. Suluğunu al ve gel. Allah tek başına gitti, babasını beklemedi. Allah. Anne. Anne, buldunuz mu suluğu? İyi hadi. Eczane. Anne, ablalar almışlar. Ablalar almış, kenara mı koymuşlar? Teşekkür ettim mi pek? Kenara koymuşlar. İçeri almışlar. Onların içerisi varmış. Oraya sokmuşlar. Süper. Hadi ver o zaman, yine de bir yıkayalım biz bunu, olur mu? Aferin sana. Öncelikle kaybettiğin suluğu fark ettin. Önce bir ayakkabılarını mı çıkartsaydın sanki? Neyse hadi gel. Doğru, ayakkabılarla girme.